Tövbe kapısı sonuna kadar açık. Hatta bununla alakalı bir hadis-i şerifte Lema ahbadallahu azza ve celle iblisi aleyhi lane. Ne zaman ki diyor Allah iblisi diyor kovdu katından. İblis dedi ki bir izzeteki inni la hatta tafarqa ruhu. Ben diyor insanoğlundan asla ayrılmayacağım diyor. Ona böyle yapışık ikiz gibi gezeceğim. Hani la teşbih ve la temsil. Cenab-ı Hak hani anne karnına bebeği düşürdüğü vakit ona karşılığını ne yaratıyor? bir kese yaratıyor değil mi içeride? O çocuk onunla bir tanesi büyümüyor, bir tanesi büyüyor. Oradan beslenmek suretiyle bir gelişim sağlıyor. La teşbih ve la temsil. İnsan da dünyaya geldiği andan itibaren onun bir eşi var, şeytanı var. O şeytan o insan Allah'ın yoluna nasıl şaşırtırım? Onun ayağına nasıl çembe çakarım? Bunun davasını gidiyor. Şeytan Cenab-ı Hak bunu şeytandan duyunca fakale dedi ki Cenab-ı Hak Teala ve izzeti ve azameti. İzzetim ve azametim celalim üzerine yemin olsun ki bakın la ahcubu tevbe an abdi hatta yugarrira biha. Gargı ne? Hani ve nazi'ati garga. O <laughs> bedeninizden canınızı çekip alan Rabbe yemin olsun ki. Gargara demek hiç ölü hali gördünüz mü? Ölen birini iştenleriniz olmuştu Böyle diye böyle diye bir ses çıkar şuradan. O gargaradır. Yani evvela ayaklardan başlar ruh çekilmeye. Ayaklar soğur. Allah son nefeste imanı kamil nasip etsin. Ölümünde kolay olanını ihsan eylesin. Amin. Zor. Ölmek zor cemaatin üstüne. Böyle gelir gelir en son buradan çeker alırlar onu. İşte diyor Cenab-ı Hak. Tabii ki sekeratül mevt olmayacak. Çünkü hatır biliyorsunuz El an ve Firavun da iman etmek istedi. Ne zaman ki o dalgalar onun artık nefes borusunu tıkamaya başlayınca böyle elini kaldırdı. Ya Rabbi iman ettim. Cenab-ı Hak dedi ki şimdi mi iman ediyorsun? Bitti. İman yok. Dolayısıyla ruh insanın bedeninden çıkmadığı sekeratül mevt yani o alem o perde açılmadığı sürece Allah tüm insanlardan günahları ne yapıyor kıymetli kardeşlerim? affediyor. Cenab-ı Hak kendi <laughs> tövbesi için yani kendisine tövbe edenlerden, o kapıyı aşındıranlardan eylesin. Ve ki 24 saat günah işlesek ki burada da onun alakalı. Fe yemagilul akil en yetuba ilallahi fi kulli yomin vaktin ve la yakunu musrin aleddem fe innaraci'an dambi ila yakunu musrran ve in ade fi'l yom sab'ina marraten diyor kitapta. Yani bir adam 70 defa günahına dönse gün içerisinde gene Allah'tan af dilese bu adam diyor e, günahta ısrarcı kabul edilmez tabii ki günahta ısrar vardır ama hani bunlar teşvik mahiyetinde söylenmiş şeyler kendimiz tövbe ettiğimiz gibi arkadaşlarımızın da elinden tutarak onları tövbe kapısına getireceğiz ama bir vasıta olarak bunu yapacağız hani ben kurtuldum ben oldum sen ol değil hiçbirimiz olmadık. Hepimiz eksiyiz kıymetli kardeşlerim. Elimizden tutmasalar, bize yol göstermeseler, hidayet nuru içimizde nasıl parlasın? <laughs> i̇şte Cenab-ı Hak estağfirullah. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ Ey kullarım! Esrafu ala entüsihim. Kendi nefisleri üzerine son derece azgınlık gösterenler. Allah'ın yolunun dışına sapanlar. Cenab-ı Hakk'ın emirlerini çiğneyenler ala la taqnadu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Bunu Allah'ın bizzat Cenab-ı Hakk'ın kendisi söylüyor Celle Celaluhu. Ümit kesmeyin benden, korkmayın. Bana gelin. Benimle beraber olun. Hatta denir ki dünyada için sıkıntıları var? Halbuki Cenab-ı Hak dilese dünyayı ne yapar? Güllük gülistanlık yapar değil mi? Ama Cenab-ı Hak öyle yapmıyor. Niye? Çünkü diyor Cenab-ı Hak eğer diyor ben dünyada diyor her şeyi rahat erdirsem benimle hiç ilgilenmezsiniz. Müminler için söylüyor bunu. Dolayısıyla size bazen diyor güzellikler yani güzel günler, mutlu günler veririm. Bazen diyor sizi sarsıntıya sokarım ki beni unutmayın. Benimle beraber olun. O yüzden hastalık, o yüzden fakirlik, o yüzden kimsesizlik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme suresine de buyuruyor Cenab-ı Hak? Ve le sevfe yu'dike rabbike elem yecidke yetimen fe ava diyor. Seni yetim bulmadı mı? Bulup gözetmedi mi? Fe vecedeke zallen fe Ve Fe vecedeke ailen fe agna. Seni zengin kılmadı mı? Maddi manevi. Hepimizin sahibi Allah'tır. Hepimizin sahibi Cenab-ı Hak'tır.